Kanka. Buraya önceden gelmiş miydi ben? Yok, buraya gidelim. Bak, öbür müzeye gel. Ha. Evet, olabilir. Birazcık eğil amca. Amca birazcık eğil. Amasya'da bulunan Ferhat ile Şirin Aşıklar Müzesi, Türkiye'nin ilk ve tek aşıklar müzesi unvanına sahiptir. Amasya Belediyesi'nce 2013 yılında yaptırılan müze, Ferhat ile Şirin efsanesindeki Ferhat'ın Şirin'e sevdası uğruna kilometrelerce uzunlukta dağlar delerek su getirdi kanal olarak nitelendirilen ve Ferhat Su Kanalı olarak bilinen mevkide yer alıyor. Burası konu olarak aşkın işlendiği dünya üzerindeki tek müze. Ferhat'ın ve Şirin'in hikayesine gelince şöyledir. Ferhat, nakaşlık yapan Şirin'e sevdalı yiğit bir delikanlıdır. Saraylar süsler, fırçasından dökülen zarafetin Şirin'e olan duygularının ifadesi olduğunu söylenir. Amasya Sultanı Mehmene Banu'ya kız kardeşi Şirin için dünürcü gönderir Ferhat. Sultan, Şirin'i vermek istemediği için olmayacak bir iş ister delikanlıdan. Şehre suyu getir, Şirin'i vereyim de. Demesinde su Şahin Kayası denen uzak mı uzak bir yerdedir. Ferhat'ın gönlündeki Şirin aşkı bu zorluğu dinler mi? Alır külüngü eline, vurur kayaların böğrüne böğrüne. Kayalar yarılır, yol verir suya. Zaman geçtikçe açılan kayalardan gelen suyun sesi işitilir sanki şehirde. Kaçıyor baba. Şerefsiz polis geliyor baba. Polis mi geldi? Oo. Sence polis onun peşini bırakır mı? Bırakmaz büyük ihtimalle. Baksana. Devam edelim mi? Herkes bu kayayı kazıyor ya. Amci, beni bekle. Mehmene Banu bakar ki kız kardeşi elden gidecek, sinsi planlar kurarak bir cadı buldurur, yollar Ferhat'a. Su kanallarını takip edip külüngün sesini dinleyerek Ferhat'a ulaşır. Ferhat'ın dağları delen külüngünün sesi cadıyı korkutur korkutmasına da acı acı güler sonra da. Ne vurursan kayalara böyle hırsla, Şirin'in öldü, baksana helvasını getirdim der. Ferhat bu sözlerle beyninden vurulmuşa döner. Şirin yoksa dünyada yaşamak bana haramdır der. Elindeki külüngü fırlatır havaya. Külüng gelir başının üzerine bütün ağırlığıyla oturur. Ferhat'ın başı döner,
Dünyası yıkılmıştır zaten. Şirin seslenişleri yankılanır kayalarda. Ferhat'ın öldüğünü duyan Şirin koşar kayalıklara. Bakar ki Ferhat cansız yatıyor. Atar kendini kayalıklardan aşağıya. Cansız vücudu uzanır Ferhat'ın yanına. Su gelmiştir, akar bütün coşkusuyla. Ama iki seven genç yoktur artık bu dünyada. İkisini de gömerler yan yana. Her mevsim iki mezarda da birer gül bitermiş. Sevenlerin anısına. Ama iki mezar arasında bir de kara çalı çıkarmış. İki sevgiliyi, iki gülü ayırmak için. Şüphesiz ki Ferhat ile Şirin efsanesi en acıklı aşk öykülerinden biridir. Boşuna söylenmemiştir. Aşk engeller tanımaz.